Mühim olan geçmekti. O da geçildi zaten. Hocam Adana Demirspor eski takımımız. Uzun bir aradan sonra sizi Galatasaray'a rakip oldu. Siz neler hissettiniz maç sırasında? Vallahi tabii Adana benim doğduğum yer. Yetiştiğim yer Adana Demirspor. Hala bütün ailem, bütün sülalem hep Adana'da. Adana benim doğum yerim ve Adana benim göz ağrım tabii ki şehir olarak. Galatasaray'da benim 40 senemi verdim. Çok sevdiğim kulübü. Başka da iki takımın dışında oynamadım zaten ben. Tabii ki enteresan. Bizim seyircilerimizi de bu soğuk havada kutluyorum. Adana Demirspor'ları da kutluyorum. Çünkü bu kadar otobüsle 1000 kilometre yolu gelmek ve çok güzel sahneler sergilemek kolay değil. Adana'ya güzel bir mesaj verdi bence. Yerimiz daha başka yerler gibi. Adanalılarda. Tabii insan değişik duygular taşıyor. Çok da güzel bir forma hediye etmişler. Bir tarafı Adana Demirspor, bir tarafı Galatasaray. 0-1 diye. Çok hoş. Kendilerine başarılar diliyorum. Adana Demirspor tabii bu ülkenin köklü takımlarından biri. Ümit ederim. Herkesin istediği yerde olur. Ama hoş, nostaljik bir şey. Samsunspor maçında Sabri çok eleştirildi ve sizin de bu tercihiniz tartışıldı. B planı Upaluji'yi sağ alıp Servet ya da Gökhan Zan'ı oynatmaktı. Ama bugün bu iki oyuncunun performansını görünce sizin bu tercihiniz haklı çıkmış oldu. Servet ve Gökhan Zan'ın ilk maçlarında böyle daha rahat olan bu maçta bu kadar kritik yerlerde top kayıpları yapmaları ve bu performansları sizi rahatsız etti mi? Bir de ikinci sorun bunun paralelinde Ufuk'ta müthiş bir performans gösterdi. Muslera devamlı form grafiğini yükseltti. En üst düzeyde. Ufuk da bugün bu kadar iyi oynayınca akıllara Taferel faktörü bu getirdi. Bununla ilgili neler dedi? Evet. Birincisi net olarak Galatasaray takımının defans anlayışının genel olarak çok iyi olduğu, çok doğru olduğu ama ferdi hataları da çare olmadığını da söylüyoruz. Yani hep kendi hatalarımızla verdiğimiz için bu netlik var şeyde. Nedir o? Pozisyonlarda. Tabii herkes şansını iyi kullanmalı. Ben Sabri hatasını yaparken bir hata daha yaptım. Öyle diyelim. Arkadaşlar tabii muhakkak ki herkes doğru bildiğini söyleyecek. Eleştiriler olacak. Ama tabii yaşayanlar bizleriz. Dolayısıyla herkesin karnesi bizde mevcut. En iyi 11'i çıkarmak isteriz o an için. Teknik adamlar zaman zaman hata yapmaz mıyız? Yapıyoruz. Onu da zaten söylüyoruz ama bu kadar çok hata beklemiyordum açıkçası. Kendimizin hatasını beklemiyordum. Çünkü yani bir kademe hatası değil, bir pozisyon hatası değil, bir oyuncu hatası olduğu zaman bunun tedbiri kolaydır. Ama başka bir tedbiri yoktur. Pozisyon hatasını istemem ben olsun. Ferdi hata bir daha yapmayabilir çünkü. O yüzden arkadaşlarımız daha dikkatli olacaktır. Belki sonucun verdiği, belki de nasıl olsa kazanırız duygusu ama her şeye rağmen doğru değil. O bir tarafta tabii Taferel zaten kendisi önemli bir kaleciydi. Bence antrenörlüğü de çok önemli. İnsanlığını zaten söylemiyorum ama gerek Mustera, gerek Aykut ve gerekse Ufuk çok değiştiler. Değişmeye de devam edecekler pozitif yönde. Burada ben de devre arası söylemiştim ama şimdi teşekkür ederim sizin vasıtanızı. Taferel'e teşekkür ediyorum. Hakikaten onlardaki olumlu değişikliği benle hiç ilgisi yok. Direkt Taferel'e borçluyuz. Hepimiz. Hocam yoğun bir lig var. Şimdi kupada başladı. Bugün neredeyse kadronun tamamı yedek ve genç oyunculardan kuruluydu. Kupadaki bundan sonraki turlardaki tercihiniz de bu şekilde mi olacak yoksa ilerleyen ya da daha zorlu rakipler karşısında as oyuncularınız diyebileceğimiz isimler de kadrolarınızda? Şimdi tabii biz kaç kişilik kadromuz varsa hepsiyle oynamaya çalışıyoruz. Mümkün olsa da öyle oynayabilsek. Yani çıkanın girenin
fark etmediği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Ümit ederim onu başarırız. Ama bir nüvesi var Galatasaray'ın, bir çekirdek kadrosu var. İstikrarı sağlama adına da oynayan bir grubu var. Bu arkadaşlarımız da birçoğu orada oynuyor zaten. Diğerleri de zorlamak zorundalar. Hatta geçmek zorundalar, çok açık. Ha, bir dahaki turda eğer gerekirse oynarız, hiç sorun değil. Yani çünkü Galatasaray'ın formasını giyecek her oyuncudan ben o performansı beklemek zorundayım. Ben de Galatasaraylılar. Yoksa burada ya 20-25 kişilik bir kadro olsun diye kimse bulunmuyor. Onlar da bu bilinçle hareket etmeliler. Bu formayı bir diğerinden almak veyahut da ihtiyaç olduğunda güvenilecek bir oyuncu olmak en büyük amaçları olmalı oyuncularımızın. Bunu da onlara sık sık tekrar ediyoruz. Ben yine özellikle bir daha hatırlatıyorum. Büyük kulüplerde 5 dakika gelir, 10 dakika gelir, 15 dakika gelir, bir devre gelir, bir maç gelir. Burada alacaksınız formayı. Gelmeyebilir sonra. Dünyanın her tarafında da bu böyledir. Bu şans geldi mi kullanacaksınız. Kullanmazsanız şikayet etme hakkınız yoktur. O yüzden arkadaşlarımızın bu bilinçte hazırlamaya çalışıyoruz. Onların da bu bilinçte olmalarını istiyorum her zaman. Ve bu şansın ne zaman geleceği de belli değil. Bugün herkes için tekrar bir şans. Ben burada oynarım, bu forma benim demek dışarıda tamam ama içerisi çok daha net mesaj verir. Çimin üstü. Bundan dolayıdır ki herkes şans alıyor, yine alacaktır. Yine alacaktır. Bunun sakatlığı var, bunun cezası var, bunun formsuzluğu var, bunun hastalığı var. Uzun bir maratondayız. Hani şu anda diyemiyorum ki bizim 15 tane maçımız var, 16 tane maçımız var. Bir de playoff'umuz var inşallah. Nasipse dolayısıyla daha bayağı bir maç var. O yüzden hep beraber oynayacağız. Hocam, dün başkan Ünal Aysal'ın bir açıklaması var. Şakir'i istiyoruz diye. Bu futbolcuyu siz de çok istiyormuşsunuz. Bir de transferde artık yapma zamanı herhalde yaklaştı sizin açınızdan. Çünkü bir an önce adalette olması lazım yeni gelecekleri. Bu konuda Yiğit'in adı geçiyor. Turgut Şahin'in adı geçiyor. Bunlara bir açıklık getirmişsiniz. Şakir'i tabii ki ben istiyorum. Temmuz ayında da bir hafif geçmiştik ama bu sefer çok ciddi şekilde istiyoruz. Kulübümüzün de böyle bir hamlesi var bu konuda. Olur mu olmaz. Zaten başkanımız dün yaptığı açıklamalarla transferle ilgili bir takım bilgiler vermiş. Benim üzerine herhangi bir şey söylemem yersiz. Turgut Doğan Şahin'le ilgili bizim tavrımız çok açık. Biz istediğimiz zaman hatırladığım kadarıyla rakamı da yoktu veya 500 milyar falan verdiğimiz zaman alabilecek durumdaydık. Fakat Ali Dürüst Bey Kulüpler Birliği toplantısından Ankara Gücü Başkanı'nın oyuncularımıza dokunmazsanız memnun oluruz dedi. Lütfen hoca uzak duralım deyince ben de arkadaşlarımla beraber açıkçası uzak durduk. Uğur da dahil olmak üzere ikisinin de uzak durduk. Yani ikinci başkanımız böyle bir ricada bulununca bizim için önemlidir. Ancak evvelsi gün diğer takımların temas ettiğini duyunca demek ki serbest. Bugün de Hakan Kutlu aradı beni. Yine dokunmayız isterseniz, yine almayız, yine hiç istemeyiz dedim. Hayır hocam, herhangi bir sorun yok deyince bundan sonrası yöneticilerimizin işi. Başka? Yiğit'le Abdurrahim Bey'in daha önce müzakereleri sürüyor. Ortak bir noktada buluşulursa olur, buluşulmazsa olmaz. Bunun dışında var mı isim? Yok demek. Bu da. Yok. Güzel. Çok güzel yaşa. Tebrik ederim. Kimin? Bilmiyorum, bana öyle bir şey gelmedi. Hocam bir de bu bugün oynayan genç oyunculardan Berk Yıldız,
Okan'ın doğum günü. Herhalde ona bir öyle bir jest yaptınız. Bir de Okan Derici ile Mertan'ın genel bu üçünün, üç genç futbolcunun performansına memnun musunuz genel olarak? Ben doğum günü olduğunu bilmiyorum. Yani oyuna koymamın sebebi doğum günü değil. Yani genel olarak doğum günlerini tebrik edersek jest olarak oyuna girmeyi kullanmıyoruz. ben arkadaşlarımla beraber biz genç oyuncuları mümkün mertebe koymaya çalışıyoruz ve memnunum Mertan'dan. Bugün doğum günü ise kutlu olsun. Hiç unutmaz bu doğum gününü. Haberim yok çünkü benim. Hiç unutmaz bugün. Ömür boyu unutmaz. Harika bir doğum günü. Memnunum Mertan'dan. Kolay değil. Abilerin arasında çıkıp 90 dakika oynamak, bundan 2 ay öncesine, 3 ay öncesine kadar, Benfica maçına kadar. Hiç öyle bir şey yok. O da özel çalışıyor bizde. Hem aynı zamanda Aikido oynuyor, hem bizde, hem Scott'la devam ediyor. Okan da devam ediyor. Bence onlar da biraz zaman vermemiz lazım ki değişiklikleri göreceksiniz. Bence her geçen günde değişiyorlar. Berk'e gelince sol ayaklı, çok stilli, çok kendi tabii platformunda çok da yetenekli, birebir özellikle. Sahada da çok sakil durmadı bence. İnşallah bu gece uyuyamaz kesin de. Biliyorum canım. Anladım. Ya onun için sokmadım diyorum. Yani zaten düşüncem de vardı. Onun için onları ısıttım zaten. İnşallah ihtiyacımız başkalarına olmaz diye de dua ettim ki yani onlar girsin diye. İyi oldu. Bu tip oyuncuların çıkıp oynaması, Galatasaray formasını bir resmi maçta, her şeye rağmen bir tur maçında giymesi kendisine, tüm altyapımıza ve bundan sonra gelecek oyunculara çok önemli mesajlar içerir. Herhangi bir şey söylememizin hiç manası yoktur. Kendiliğinden olaya bakan zaten Galatasaray'ın altyapısının, gençlere olan alakanın, ilginin veya onlara bakış açımızı Galatasaray'ın çok net görür. Bu da bizim diğer gençlere, bundan sonraki gelecek gençlere en önemli mesajımız. O yüzden çok mutluyum. Onlar adına da çok mutluyum. Bir galibiyet ve de son dakikaları onlar taşıdılar. Örneğin Galatasaray'a böyle bir teklif oldu. Kiralık şekilde bir teklif olduğunu iddia ediyor. Arkadaşlar bizim yani ne zaman bir transferle ilgili bir şey olsa bir Keita gündeme geliyor. Açıkçası benim böyle bir isteğim olmadı. Arkadaşlarımın da olmadığına göre ama oradan o istek gelebilir. O istek ısrarla geliyor. Geçen sefer geldiği zaman hatırlarsanız sıfır bonservisti. Biz Bled'e gidip geldikten sonra başka bir durum oldu. Eğer bizim dışımızda bir şey gelişiyorsa bilmiyorum. Ama bizim içimizde böyle bir gelişme yok. Dışımızda bir gelişme varsa onu da siz söylerseniz veya yazarsanız memnun olurum. Şu an için böyle bir tasarrufumuz yok. Yarın olur mu? Olabilir ama şu an sorduğunuz için bu an böyle bir şey yok. Ama bazı oyuncular efendim ayrı bir şey. Transfer ayrı bir şey. Yani Afrika Kupası'nda olanı transfer edemez miyiz şimdi biz burada? Menajerleri var, yetkileri var. Herkes eder. Sorun değil. Yaşar. Ne diyeceğimi de unutturdum ben. Sonuç olarak efendim bazı isimler her transfer ayında gündemimize. Tabii Keita bizde oynamış. Çok değerli bir oyuncu. Açıkçası da o Temmuz ayında, Ağustos ayında gelen teklife de çok soğuk bakmamıştık, sıcak bakmıştık ama şu an için henüz kararlaştırdığımız bir şey yok. Dediğim gibi bizim dışımızda bazı olaylar geliyorsa da bundan da bizim haberimiz yok. Maçımız vardı çünkü. İyi akşamlar. Evet, Fatih Terim'in basın toplantısı.